Merhaba gençler. Şimdi sıra geldi gazların ikinci testinin çözümlerine. Bakalım burada nasıl sorular sormuşuz. Birinci sorumuz diyor ki, yukarıda verilen ideal pistonlu kapta 16 gramlık SO2 gazı bulunmaktadır. Durdum. Niye? Çünkü gram verince ben kime geçmek istiyordum? N eşittir M bölü MA'dan mol sayısına geçecektim. Yani burası 16 gram bölü. Bak 2 çarpı 16'dan 32. 32 daha 64'e bölecek miyim? Yani kaç katı? 4 katı. O zaman 0,25 mol şeklinde karşımıza geldi. Demek ki burası neymiş arkadaşlar? 0,25 mol olarak geldi cepte. Buna göre pistonun C bölmesinde durabilmesi için kaba aynı koşullarda kaç mol daha SO2 gazı eklenmelidir? Şimdi buradan kime ekleyeceğim arkadaşlar? SO2 gazını ekleyeceğim. Ekledikten sonra piston nerede durmasını bekliyorum arkadaşlar? Tam C noktası konumunda durmasını bekliyorum. Kaba yan taraftan SO2 göndereceğim de ne kadar göndereceğim onu bilmiyorum. Şimdi onu hesaplıyorum. Şimdi diyoruz ki arkadaşlar şöyle bir mantık gelsin mi buraya? PV eşittir NRT'yi biliyorum. Hocam bir yorum yapamadım, ne yapacağım? Hemen kıyasla. PV eşittir NRT'yi kıyasla. Şimdi sıcaklığı değiştirmedin, Rydberg'i değiştirmedin, mol sayın değişecek. Mol sayınla birlikte hacmin değişecek. Hareketli pistonun bir kapta kim sabitti? Basınçlar sabitti. Birincide mesela diyelim ki bunların her birisini V bölme olarak düşündüğünde, birincide V'lik bir bölmedeyken daha sonra bunun 3V'ye gelmesini bekliyorsun. Başlangıçta ne kadarlık gaz molü vardı? 0,25 molü vardı. Daha sonra ne kadar olacak diyorsun? N2 şekline getiriyorsun. N2 şekline gelmesi için çok dikkat et. Şunlar gittiğinde N2 dediğin şeyin kaç olmasını bekliyorsun? 0,75 mol olmasını bekliyorsun. Ama sakın şunu deme. Aa hocam 0,75 tık diye işaretlemeyeyim deme. Niye? 0,25 içeride zaten. 0,75'e gelebilmek için daha sonradan içeriye 0,50 mol'lük bir gaz eklemen gerekiyor diyerek cevabımız B şıkkının gelmesi gerekiyor diyeceğiz. Geldim 2'ye. Diyor ki arkadaşlar, şekildeki kaplar arasındaki musluk sabit sıcaklığında açıldığında son basıncın 1 atm olduğunu söylüyor. Boş kabın hacmi ne kadardır diyor. Boş kabın hacmini benden istiyor. Şöyle bir sistem getireceğim mi? 3 tane kap var. Diyorum ki hocam P1 V1 artı ikincisi için ne diyeceğim? P2 V2 artı üçüncü için P3 V3 diyorum. Eşittir P son çarpı V son gelecek mi? Şimdi diyorum ki birinci kabı bilmiyorum. Boş kap yani 0. V'si kaç olacak? V1 ama burası zaten götürdü. Artı ikinciye geldiğimde 2 atm çarpı ne kadar? 3 litre demiş. Artı üçüncüye geldiğimde 2 atm çarpı 2 litre demiş. Eşittir gelecek. Son basıncın 1 atm olduğunu söylüyor. 2 burada, 3 burada, toplamda 5. Şimdi burası 1 çarpı 5 artı V1 şeklinde getirmem gerekiyor. Yani birincinin ne kadar olduğunu bilmiyorum. Peki şurası ne oldu? 6 artı 4'ten 10 eşittir. 5 artı V1 şeklinde geldi. V1 dediğim şey kaç gelecek arkadaşlar? 5 litre bir kap olması gerekiyormuş. Yani bizim buradaki boş kabımın hacminin tam 5 litre olması gerekiyormuş ki toplamda musluk açıldıktan sonra son basıncın 1 atm'ye gelebilmesi lazım. Geldik. Gene arkadaşlar hareketli pistonun bulunduğu bir sistemdeyiz. Şekildeki kaplar arasındaki musluk sabit sıcaklıkta açılıp sistem tekrar dengeye ulaştığında pistonun hangi noktada durduğunu söylüyor bize. Ne yapmamız lazım? Gene diyeceğiz ki hocam P1 çarpı V1 artı P2 çarpı V2 eşittir P son çarpı V son mantığını uygulayacak mıyım? P1 dediğim kap ne kadar? 2 atm'lik bir basınç yapıyor. Ne kadarlık bir hacimde? 2 bölme var ya, 2 litre diyelim. Artı burada basıncı vermemiş çünkü iç basınç dış basıncı eşit. Dış basınç 1 atm olduğu için basıncın 1 çarpı. Bölme olarak ne kadarlık bir bölme? 1 bölme. Eşittir dedim. P son diyorum. Musluk açıldıktan sonra sanki bu kaplar burada birleşiyormuş gibi düşünün arkadaşlar. İç basınç dış basınca komple eşit oluyor. Yani P son dediğim bölgenin 1 olduğunu söylüyorum. Çarpı. V son dediğim bölgeye geleceğim. Bak 1 burada, 1 burada, toplamda 2 litrelik hacim var. 1 de burada var. Daha doğrusu bir, neyi bunları hesaplıyoruz ki? Zaten V sonu bulacağız. Ne kadar olduğunu bilmiyorum. 4 burada, 1 burada, 5. V sonun kaç olması lazım? 5 litre olmasını bekliyorum. Peki 5 litre için ne yapıyorum? Bak 2 litre burada, 1 burada, 3 etti. 4, 5 yani pistonun G noktasında bulunmasını beklermişsiniz. Burada biz neyi hesapladık arkadaşlar? Son hacmini hesaplamış olduk. Peki bir diğer soru difüzyon sorusu. Diyor ki yukarıdaki cam borunun bir ucundan X, diğer ucundan da helyum gazını gönderiyorum diyor. X'in gönderildiği uçtan 20 metre santim uzaklıkta gazlar karşılaşıyor. Yani şu gönderildiği uçtan 20 santim sonra gazlar burada karşılaşıyor. Yani bunun 80 santim geldiğini, bunun da 20 santim geldiğini söyleyebilirsin. Buna göre X gazının formülü aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şöyle diyeceğiz mi? Mesela diyorum ki hocam V helyumla kimin hızlarını kıyaslıyorum? X gazının hızını kıyaslıyorum. Burada neydi arkadaşlar? Helyumun atom ağırlığı
aşağıya, X'in atom ağırlığı yukarıya geliyordu. Ama neydi? Atom ağırlıklarının karekökü şeklinde gelecekti. Peki hızları ne? Mesela şöyle diyelim. Bunu 20 km, bunu 80 km hızla gittiğini düşünün arkadaşlar. O zaman helyum ne kadarmış? 80'lik hızla gidiyor. X gazı ne kadarlık hızla gitti? 20 ile. Helyumun atom ağırlığını 4'ü aşağı yazdım. X'inkini bilmiyorsun. Büyük X olarak yazdım. Şekil sağda eşittin. Kaç kaldı? 4 kaldı. Her iki tarafında karesini aldığında 16 eşittir x bölü 4 geldi mi? Yani 4'ü karşıya attığımızda x kaç geldi? 64 gram bölü mol şeklinde karşımıza geldi. Demek ki x neymiş arkadaşlar? 64 gram bölü molmuş. Atom ağırlığı 64 olan bir gaz bakıyorsun. 2 çarpı 1'den 2 gram. 12 4 daha 16 gram. 2 16 32 12 daha 44 gram. 2 16 32 32 daha 64 gram. Demek ki benim aradığım seçenek neymiş? D seçeneğindeki SO2 gazını göndereceğimi söyleyecekmişim. 5'in soruya geldiğimizde ne diyecek bize? Demiş ki, şekildeki pistonlu kapta helyum gazı pistona bağlı bulunan elastik balonunda ise hidrojen gazı bulunmaktadır. Piston sabit sıcaklıkta bir miktar yukarıya çekilip sabitleniyor. Yani pistonu yukarıya doğru çektim. Bir yerde sabitliyorum. Buna göre ifadelerinden hangisi doğru olur? Hidrojen gazının basıncı azalır. Hidrojen gazına baktığımız zaman, bakın pistonu yukarıya doğru çektiğimiz zaman buradakinin hacmini ne yaptırmış olacağız arkadaşlar? Genişletmiş olacağız değil mi? PV eşittir NRT dediğimizde sıcaklık sabit, Rydberg sabit, Moisés sabit. Hacmini arttırdığım için bunun basıncının azalmasını bekleyecek miyim? Bekleyeceğim. Bakın hacmi artıyor, kısmi basıncını azaltır olarak bekliyorsun. Çünkü bunu elle yapıyorsun. Yani şöyle bir cümle deseydi. Pistonu serbest bıraktım deyince piston bu şekilde duruyor. Ama hacmini sen el yordamı ile çekiyorsun. El yordamı ile çektiğin için arkadaşlar burada şöyle bir durum oluyor. Çekip sabitliyorsun. Yukarıya doğru çektim artık. Ben bunu V'den 2V'ye çekmiş oldum. V'den 2V'ye çekince arkadaşlar buradaki yaptığımız sistemle iç taraftaki basıncı komple azaltmak oldu. İç taraftaki basıncın azalmasının sebebi ne? Hacmin artması. Şimdi buranın basıncı azalırsa aynı şekilde buranın da hacmi artacak ve basıncının azalmasını bekleyeceksin. O zaman buranın doğru bir bilgi olduğunu söyleyeceğim. Helyum gazının yoğunluğu artar geldi. D eşittir M bölü V değil mi yoğunluk? Şimdi kütle değişmedi. Ancak hacmi arttı. Hacmi artınca yoğunluk azalır. O zaman burası yanlış bir ifade oldu. Geldim diğerine. Elastik balonun hacmi artar. Biraz önce dediğimiz gibi. Yukarıya çekersen elastik balonu çekmiş oldun. Çünkü bakın el yordamı serbest bıraksaydım diyecektim ki hocam iç basınç dış basınç eşit serbest kalsaydı. Şu anda pistonu elle müdahale ediyorum. Yani elle tuttum çektim. Çekince ne yapacağım arkadaşlar? Bu sefer içeriği genleştirmeye başlayacağım. Yani doğru bir ifade olarak karşımıza geldi. Cevabımız ne oldu arkadaşlar? C seçeneği olarak karşımıza çıkacak. Geldim 6'ya. Diyor ki normal koşullarda X gazının yoğunluğu 2,5 gram bölü litreymiş. Sonra diyor ki buna göre 273 Kelvin'de 11,2 litrelik bir kapta bulunan 28 gramlık X gazının basıncının bana ne kadar olduğunu bir söyle diyor. Şimdi şöyle bir şey diyecek miyiz arkadaşlar? Burada ne yapalım, ne yapalım, ne yapalım? Mesela diyelim ki hocam D eşittir M bölü V'yi kullanmak istiyorum. Öz kütleyi biliyorum, kütle ya da hacmi bilmiyorum. Aslında hacmi de biliyorum. Nasıl biliyorum? Şimdi biz normal koşullar dediğimizde, bakın şu koşullar çok önemlidir. 1 mol gaz, 1 mol gaz. Normal koşullarda ne kadar hacim kaplar? 22,4 litrelik bir hacim kaplar. O zaman ben bu öz kütle değerine bunu koyarsam, 1 mol gazın aslında gramını değil atom ağırlığını bulmuş oluyorum değil mi? İyi deneyelim be. Burası kaç olacak? 2,5 eşittir. M bölü kaç olacak arkadaşlar? 22,4. 22,4. 22,4'ü 2,5'da çarpmak yerine şöyle. 5'le çarptım, 2'ye böldüm ya da şöyle yapalım hatta. 10'la çarpıp 4'e böleyim. Önle 10'la çarpsam 224 geliyor. Yarıya böldüm 11,2. Bir daha yarıya böldüm. M dediğim şey kaç geldi? 56 gram bölü mol. He, demek ki bu X gazının kütlesi 56 gram bölü molmuş. Gelelim şimdi yerine koymaya. Diyorum ki bana verdiği şeylerde kim vardı? Sıcaklığı bana 273 Kelvin vermiş uğraşma diye. Hacmini bana gelmiş 11,2 litre vermiş gene uğraşma diye. M eşittir. M bölü MA'yı kullanacağım. M dediğim değer kaç? 28 bölü. MA'yı kaç buldum? Bak 1 mol gaz için bulduğum için burası atom ağırlığı 56'yı kullandım. Yani 1 bölü 2'den 0,5 mol olarak buraya da getirdim. Şimdi güzel. Nereye geleceğiz? PV eşittir NRT uygulamaya geldik. PV eşittir NRT eşitliğine geldiğinde. Basıncım kaç şu anda biliyor muyum bilmiyorum. Zaten bana bunu soruyor. Çarpı. Hacmini kaç vermiş? 11,2 eşittir. Mol sayısını kaç bulacağım arkadaşlar? 0,5 çarpı.
Rydberg'i kim seçeceğim arkadaşlar? Sıcaklık karar veriyordu. 270 ve katlarıysa bunu 22,4 bölü 273 çarpı 273 gelecek mi? Şu iki değer birbirini götürdü. Şu değer birbirini götürdü. 2 kaldı. Yeni basıncı ne buldum arkadaşlar? 1 ATM'lik basınç olarak karşımıza getirmiş oldum. Yani cevabımız A seçeneği olarak karşımıza gelecekmiş. Devam ediyorum. Edemedim. Ettim. Geldim 7. soruya. Burada bize diyor ki şekildeki sürtünmesiz pistonlu kapta bir miktar saf su ve helyum gazı dengede bulunuyor. Sabit sıcaklık altında kaba bir miktar daha helyum gazı gönderiyorum. İçeriye helyum gazını gönderdim diyor. Buna göre ifadelerinden hangisinin yanlış olduğunu söylüyor. Şimdi sıvısıyla dengede olan bir gaz buhar gazına çok dikkat edin arkadaşlar. Bu kapta saf su ve helyum gazı dengedeyken kaba bir miktar daha helyum ekliyorum. Şimdi helyum ekledim. Kaptaki toplam basınç ne olur? Şimdi arkadaşlar helyum ekleyince kaptaki toplam basınç ne olur? Hiçbir şey olmaz. Hareketli pistonlu kap çünkü. İç basınç dış basıncı eşit. Elle pistona dokunmayıp müdahale etmediği sürece basıncım değişmez. Gittim. Tamam mı? İç basıncın toplamı hep aynı kalacak. Geldim. Su buharının kısmi basıncı azalır. Hayır. Sıvıların kısmi buhar basıncı sıvının tasasına bağlıydı. Türüne, safsına, sıcaklığına. Pistonu indir ya da kaldır. Beni hiç ilgilendirmez. Sıvının buhar basıncı sıcaklık değişmediği sürece hep aynıdır. Gitti. Helyum gazının yoğunluğu azalır. Şimdi çok dikkat edin arkadaşlar. Kabın içerisine geldiğinde normalde D eşittir M bölü V şeklinde getirdik mi? Getirdik. Şimdi normalde sadece helyum gazı olsaydı içeride. Helyum gazını ekledim. Evet. Eklediğim kadar hacmi arttı. Yoğunluğu değişmez derdim. Ama içeride suyun bir de kısmi buhar basıncı olduğu için diyorum ki İstediğim kadar ekleyeyim ya da azaltayım suyun kütlesi değişiyor mu? Değişmiyor. O yüzden bu artıyor ancak hacmi bunun kadar artmıyor. Daha az artmış oluyor. Bu yüzden yoğunluğu artıyor ya da bilemedin değişmiyor demen lazım. O yüzden bizdeki bu ifade de yanlış oldu. Hangisi yanlış çıktı arkadaşlar? Her üç seçenekte bizde yanlış olarak karşımıza geldi. Geldim 8'e. Şimdi 8'de bir deney yapmış. Yaptı deneyde. Diyor ki cam tüpte bulunan potasyum klorat ısıtıldığında tepkimesine göre açığa çıkan oksijen gazını su üstünde topluyorum diyor. Buna göre aynı sıcaklıkta ifadelerinden hangisinin doğru olduğunu söylüyor. Su üzerinde toplanan oksijen gazı miktarı arttıkça tüpteki su seviyesi azalır. Şimdi mantıklı değil mi gençler? Buraya ne kadar çok oksijen gazı gönderirsem, yani burada miktarı artarsa bunu nereye doğru ittiriyor? Aşağıya doğru ittiriyor. Yani doğru bir ifade. Sayısal hesap yapmama gerek yok. Su üzerinde toplanan gaz basıncını, hacmini ve sıcaklığını bilirsek ısıtılan potasyum klorat miktarını bulabilir miyiz? Şöyle diyorsun. Aa hocam basınçtan normalde PV eşittir NRT diyoruz ya. Sana diyor ki bak su üzerinde toplanan gazın basıncını, şu basıncını bilirsem diyor. Hacmini bilirsem, sıcaklığını bilirsem mole geçerim, molden buraya geçerim derdim. Ama geçemezsin. Niye? Sadece bu bilgileri bilerek hareket edemezsin. Çünkü buradaki topladığın senin P toplamdır. P toplamı arkadaşlar PO2 artı P H2O'ya denktir. Eğer ki suyun o sıcaklıktaki kısmi buhar basıncını vermediyse toplam basınçtan oksijen gazının basıncına ulaşamaz. Oradan da mol sayısına geçemezsin. ÖSYM bununla ilgili soru sordu. İşte bu yüzden buraya yalan bir ifade edeceksin. Tamam mı? Çünkü suyun kısmi buhar basıncını da sana söylemek zorunda. Devam ettim. Cam tüpü biraz daha suya daldırırsak suyun buhar basıncı artar. İçeriye daldırmak demek ne demek? Hocam aslında hacmini azaltman demek değil mi? O zaman basınç arttı hocam diyemezsin. Niye? Sıvıların buhar basınçları sıvının tasasına bağlıdır. Tür, safsızlık, sıcaklık değişmediği müddetçe içerideki maddenin gaz basıncını asla değiştiremezsin. Hangisi doğru çıktı arkadaşlar? Yalnızca A seçeneği şeklinde karşımıza geldi. Geldim 9'a. Burada da diyor ki farklı gazların PV bölü RT oranları baştan basınçla değişimi ideal gaz denklemlerinde hesaplanan değerlerden sapması aşağıda verildi diyor. Buna göre grafiğe bakarak yukarıdaki yorumlardan hangisini yapabilirim diyor. Molekül ağırlığı küçük olan gazlar ideale daha yakındır. E bakalım. Mesela H2 burada, CO2 burada. Diğerine baktığımız zaman arkadaşlar C2H4'e geldiğimiz zaman burada. Molekül ağırlığı gitgide azaldıkça ne oluyor? İdeale yaklaşmaya başlamışım. O zaman buradaki bilgiye ulaşabildim. Molekül ağırlıkları arasındaki etkileşim kuvveti arttıkça, pardon molekül arası etkileşim kuvveti arttıkça ideallikten uzaklaşır. Şimdi şöyle bir şey der miyiz? Molekül arası etkileşim kuvveti atom ağırlığıyla bağlantılıydı. Artarsak lambdanın çekim kuvveti artıyor. O zaman ideallikten ne yaptım? Uzaklaştım. Çünkü atom ağırlığı çok alanı idealden daha çok saptığını söylemiştik. Peki bir gazın sıcaklığı arttıkça ideallikten sapma oranı artar.
İdeali daha çok yaklaşır. Sapma oranı artmaz ama zaten bu grafikten sıcaklık değerinin yorumuna ulaşamıyorsun. Burası zaten iki türlü de yanlış. Cevabımız ne olacakmış arkadaşlar? 1 ve 2 yani B seçeneği olarak karşımıza gelecekmiş. Geldim 13 soruya. Yukarıdaki tabloda bazı maddelerin normal koşullardaki kritik sıcaklık ve kaynama noktaları değerlerini verdim diyor. Buna göre ifadelerinden hangisinin doğru olacağını söylüyor. Şimdi birinci için diyor ki moleküller arası çekim kuvvetleri arasındaki ilişki şu şekildedir. Zaten yapıya baktığımızda bu adam polar karakterli, bu adam sol gaz, bu adam da hidrojen gazı. Şu ikisinde London çekim kuvveti vardı. London çekim kuvveti moleküllerle artıyordu. O zaman kafadan zaten en düşük hidrojen, sonra neon, sonra da NH3 diyebilirsin. Doğru. Kritik sıcaklık değeri gazların türüne bağlıdır diyor. Kritik sıcaklık değerine baktığımız zaman arkadaşlar kritik sıcaklık bunda çok yüksek, diğerinde daha düşük, birinde daha az. O zaman gazın türüne göre değişen bir değer. Yani hepsinde sabit bir eğri değil. Buna da doğru dedik. Aynı sıcaklıkta soğutulmaya başlanırsa ilk olarak NH3 gazı sıvılaşır. Şimdi soğutmaya başladığım zaman ama ana mantık ne arkadaşlar? Kaynama noktasının altına indiğim zaman bir gazın sıvılaşmasını bekliyorum. Kaynama noktasını aşağı doğru, sıfırdan aşağıya doğru inerken en düşük kimde? 33'ten sonra aşağı iniyorum. O zaman ilk sıvılaştıracağım bu. Daha sonra kim? Bu. Daha sonra da bu. O zaman buraya ne diyoruz? İlk olarak NH3 gazı sıvılaşır bilgisinde doğru diyoruz. Yani cevabımız E seçeneği şeklinde karşımıza gelecek. Evet gençler, böylelikle ikinci gaz testinde sonuna geldik. Buradan sonra dediğim gibi doğruca nereye gidiyorsunuz? Soru bankasına geçiyorsunuz. Soruları çözmeden 3. üniteye geçmemiz yok. Geçmiş olsun hepinize. 3. ünitemizde tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.